sabaha kadar bıraksanız, günlerce bıraksanız oynarım. Çünkü içimde öyle bir mutluluk fışkırtısı, o kadar tatlı tatlı heyecan var ki hem kıyafetlerimle hem gerek dansımla herhalde yeterince bunu size hissettiriyorumdur benim canım seyircilerim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çok değerli konuklarım var. Biraz maneviyattan bahsedeceğiz. Mutsuz olma halinden artık inşallah hep beraber kurtulacağız. Çok güzel ipuçlarımız var. Evinize bolluk, bereket getireceğiz. Bugün kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın benden söylemesi. Çünkü çok not almak zorunda kalacaksınız. Heyecanım hala geçmedi, farkında mısınız bilmiyorum ama işte şimdi siz ekranlarınızın başında bizleri izlerken, ben konuklarımla sohbet ederken bu heyecanımı da inşallah yeneceğim. Şimdi bakalım programımızda bugün kimler var, konuklarımız kimler ve neler yapacağız, hep beraber izleyelim. 10 parmağında 10 marifet olan harika kadın Akasya Asıl Türkmen'den önemli tüyolar. Ekibin nasıl? 2 kişiyiz. Bazen tek başımayım. Al kamerayı, daya gözüne ve lütfen öyle çek. Şu sıralar sosyal medyanın gülen yüzü, güzel oyuncu hangi itirafta bulundu? Şöyle diyebilir günün birinde. Bana mı sordun falan filan. Herhalde özür dilerim. Hamile olduktan sonra sosyal medyada videolar yayınlayan Akasya Asıl Türkmen yaşadıklarını Selen Görgüzel Alkan'a anlattı. Polikistik over sendromu nedir? Tedavisinde yaş sınırı var mı? Sendrom dediğimiz zaman insanlar çok korkuyorlar aslında. Polikistik over sendromu hastaları nelere dikkat etmeli? Normal bir kadın her ay 5 ile 10 yumurtanın arasından bu yumurtayı seçmeye çalışırken, polikistik over sendromlu kadınlar o bir yumurtayı 40 tane yumurtanın arasından seçmeye çalışır. Selen Görgüzel Alkan soracak, operatör doktor Çağdaş Aslan yanıtlayacak. Spiritüel danışman Tuğçe Işınsu'ya kısa sürede kilo verdiren sırrı ne? Bilinçaltı ve düşünce gücüyle, telkinle, paradan ilişkilere kadar her şeyi yapabildiğimiz gibi bedenimize de hükmedebiliriz. Diyet yapmadan nasıl kilo verdi? Kaybetme korkusu ve ileride tekrar kıtlığa düşer miyim diye vücut sembolik olarak gereğin üstüne depolama yapıyor. Tüm detayları birazdan Hayat Akarken de. Herkes ekran başına. Mutluluğun altın kurallarını merak ediyorsanız bu bölümü sakın kaçırmayın. Bizi ne mutsuz ediyor? Değiştiremiyorsak da ona yönelik algılarımızı değiştireceğiz aslında. Aile danışmanı Sibel Deniz Toledo mutlu olmanın yöntemlerini anlatacak. O işte sevgilisiyle el ele kol kola poz veriyor, benimki yanımda bile oturmuyor. Boşanma davasında yasal haklar neler? Nafaka ödemesi zorunlu mu? Evden kovmuşsa, aldattıysa, herkesin içinde hakaret ettiyse, darp ettiyse. Avukat Hazal Karaoğlan tüm merak edilenleri cevaplayacak. Boşanmanın pek çok sonuçları var. Maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalıyorlar. Kalemleri, kağıtları hazırlayın. Bütünsel sağlık koçu Dilşat Erdil'den badem sütlü sağlıklı yaşam tarifi bugün Hayat Akarken de. Sevgili izleyicilerim, şu anda stüdyomda çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu arkadaşım var. Siz kendisini ekranlardan, tiyatro sahnelerinden tanıyorsunuz. Sevgili Akasya Aslı Türkmen bizimle beraber. Sempatik, güler yüzlü Akasya Asıl Türkmen'in oyunculuk macerası, küçük yaşta Ali Poyrazoğlu'nun açtığı tiyatro kursuna katılmasıyla başladı. Konservatuvardan mezun olan güzel oyuncu, 1996 yılında İstanbul Kanatlarımın Altında isimli filmle beyaz perdeye adım attı. Ama milyonlar onu hiç kuşkusuz 2003 yapımı olan Lise Defteri dizisindeki Ayça karakteriyle tanıdı. Mekana bak be, cennet, cennet. Abi Ayça bu ne ya? Hadi abi, okullar kapanacak. Tiyatroda olmazsam mutsuz olurum diyen Akasya Asıl Türkmen, rol aldığı dizi projelerinin yanı sıra sevenleriyle tiyatroda da bir araya geldi. Nereden tutsam dökülüyorsun Sinan. Büyük zannettiklerim, küçük zannettiklerim büyük çıkıyor. Bir de üstüm ananla oturuyor musun? 2011 yılında başrolde Aşk isimli diziyle televizyon kariyerine devam etti. Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Ben sonra alsam bir arkadaşımı bekliyorum da. Yani benden hoşlanan bir çocuğu.
Tabii. Sahnelerindeki performansıyla alkışlanan güzel oyuncu, 2016 yılında Serdar Özarman'la hayatını birleştirdi ve kızı Pera'yı dünyaya getirdi. Başarılı oyuncu şimdilerde ise hem anneliğin tadını çıkarıyor hem de takipçileriyle sosyal medya üzerinden kendi kanalında buluşuyor, annelik tecrübelerini eğlenceli bir şekilde paylaşıyor. Sanki Allah'ım yatırır yatırmaz sanki iğne var yatakta be diye başlıyor ağlamaya, tahmin edersiniz, bilenler biliyor. Hoş geldin Akasya'cığım. Hoş bulduk. Çok iyiyim. Çok gerçekten harika bir program yapıyorsun. Ay. Enerjin mükemmel. Umarım öyle yıllarca, yüzyıllarca süren böyle kazık çakan da bir program olur. Ya inşallah. İnsanların, izleyicilerimizin eğer gönüllerine girebilirsek onlar evet. da bizi sahipleneceklerdir ama diye böyle düşünüyorum. Biliyorsun zaten. Televizyonda böyle, hatta şu anda benim daha aktif olduğum mecrada, internet üzerindeki izlemelerde de öyle. Artık hemen sonuç alıyorsun, hemen reaksiyon alıyorsun. Seni ya çok seviyorlar, bağırlarına basıyorlar ya da başka bir şey olmuyor zaten. Şimdi onu konuşacağım. Aslında senin profesyonelliğin tiyatro. Evet. Hatta Mimar Sinan mezunusun. Evet, Mimar Sinan. O konuya ayrıca gireceğim çünkü tamam. girilmesi çok zor bir okuldan mezun olmuşsun. Bir evet, oyuncu öyle. Olarak bununla alakalı konuşacağım ama evet. şimdi esas zaten senin o yönünü biliyorlar. Yeni girdiğin bir mecra ki evet. günümüzde çok popüler bir mecra bu sosyal dijital platform YouTube. Hı-hı. Bir kanal açtın. Hı-hı. Niye açtın? Valla oyun oynuyordum. 6 aylık falan hamileydim. Hala tiyatro sahnesinde çıkmaya devam ediyordum. Ve o mevzu kapanmak üzereydi. Çünkü öyle karın şişmeye devam ediyor. Ben de böyle gelinlikli falan oynadığım bir oyun. Bir de ilk randevusuna giden bir kız oynadım. Başka bir oyun vardı. İlk randevusuna da hamile gidilmez tabii. Ve gelinlik de tabii ilk şeyde böyle hamile gelin falan gibi de olmayacağı için. Oyunlarda bitiyordu. Dedim ki ben ne yapayım? Yani bu süreç böyle geçecek belli. Çocuk doğum falan biliyorsundur sen de. Öyle bir iki sene kitlenmek gibi bir şey var zannediyorsun. Bunlar tamamen yargı yani. Kendi edindiğimiz şeyler. Eski öğretiler bile. Evet, hatta ben bile insanlara açıklama yapmak zorunda. Tabii çocuk olunca biraz köşeye çekildiniz mi? Vallahi dedim Loğusa'yken bile çalışıyordum diyorum. Ben de dedim ki neden bir kanal açmıyorum kendime? Ve böylece biraz da anne bebek etkileşimi çok yüksek ve çok önemli bir mecra. Belki takipçiler milyonlar olmuyor ama çok değerli bir kitle oluyor. Bir gösterelim bakalım. Evet, Akasya Aslı Türkmen dijitalde neler yapıyor? Sosyal medyasında neler var? Bir izleyelim. Annecik, annelik, annecik, gülme. Birçok araştırma yaptım hamile olduğumu öğrendikten sonra. Araştırmalarım sonuçsuz kaldı. Loğusa kafası diye bir şey varmış. Bıyık ağzını. ne o patlamalar ne diyorsun, havai fişekmiş filan. Bu çocuk neden ağlıyor? Acaba sütün mü yetmiyor? Bu çocuk neden ağlıyor? Acaba sütün mü yetmiyor? Loğusayım ben arkadaş, uykusuzum uzaklaş. Loğusayım ben arkadaş, uykusuzum uzaklaş. Ya şu yürüteç zararlı değil deyin ya. Biri beni rahatlatsın ya. Çok kullanma. Hepimiz büyüdük yürüteçte. Hiçbir tarafım yamuk değil vallahi. Ayaklarım falan düz basıyor. Neyse tamam. Ay onu söyleyemiyorum. Oy nevinim. Çok eğlenceli. Ya işte gerçekten çok eğlenceli. İşte şimdi mesela böyle bir mecrada çalışırken hazırlanıyorsun, makyajlar, işte saatlerce hazırlık, aynı zamanda bir duruş, bir tavır. Bütün bunlar geçerliliğini yitiriyor orada. İşte o sırada gerçekten üstünde geceliğim var. Evet de bir saz çalan arkadaşımız var. Ve aslında biraz hayatla dalga da geçiyoruz. Bir de iki çeşit insan var aslında yeni dönemde. Biraz tuhaf gelecek ama röntgenciler ve teşhirciler olarak ikiye ayrılıyoruz. Teşhirciler kendi hayatını, bütün yaşadığı her şeyi, evini, buzdolabını, halısını, duvarını, çocuğunu, hayatını sergileyenler ve bir de seyretmeyi sevenler, kendini göstermekten çok hoşlanmayanlar var. Onlar da her şeye bakıyorlar. Gerçekten bakıyorlar. Bütün detaylarıyla bakıyorlar. Sendeki en ufak değişikliği fark ediyorlar. Ve aranızda bir bağ, gizli bir anlaşma kuruluyor aslında. Eskiden televizyonlar bunu böyle evde toplu yaşayan programlarıyla falan verirlerdi. Şimdi ona benzer şeyler var. Bazı kanallar var. Sırf şişman insanların nasıl kilo verdiğini seyrediyoruz. Ya da evlerini nasıl kırıp yaptıklarını. Ya da işte pasta nasıl yaptıklarını. Yani hep bir süreç ve süreci takip etmek, deneyim. Çok kıymetli oldu. Bir de samimiyetten sonra sosyal medyalarda en önemli şey deneyim. İnsanlar deneyim görmek için birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. En sevdikleri şey
Bir başkası bunu nasıl yaşamıştı? Acaba o da benim yaşadıklarımı yaşadı mı? Peki ne istersen öğrenebilirsin. Doğruyu nasıl ayırt edeceğiz burada? Çünkü herkes de aynı bilinçle açmıyor orayı. Şimdi şöyle. Burada televizyonda bir sürü mecra var. Sizi elimine ediyor, gözetimden geçiyorsunuz ki oraya çıkma hakkını elde etmeye değer bulunuyorsunuz. Çünkü demek ki sen benim seyircime zarar vermeyeceksin. Ama sosyal medyada öyle değil. Sosyal medyada herkes istediği gibi o platformda var olabiliyor. İzleyici bunun ayrımını nasıl yapmalı? Kısmen çünkü aslında doğru ve iyi içerikler biraz bu algoritmada ön plana çıkartılıyor. İzlenmeleri zaten farklı oluyor. Hmm. Yani o slime videoları belki çok izleniyor. 1 milyon kişi böyle oturup onlara bakıyor. Çünkü çocuklar izliyor onları. Acayip çekici bir tarafı var. Ama aynı zamanda bu videolar bir biçimde elimine oluyor. Onların iyi olanları kalıyor ortada. Videolarında perayı da paylaşıyorsun. Evet. Büyüdüğü zaman niye beni çektin der mi sana? İnşallah demez. Ya derse? Derse artık biz de hamama giren terler, bunun bir bedelini öderiz. Bana her zaman diyorlar. Zaten yani bunun bazen çok sert, bazen çok daha tatlı bir şekilde soruları geliyor bu şekilde. Ben de bilmiyorum çünkü bu çocuk bu döneme doğdu. Biz nasıl kameraya doğduk ve her şeyimiz o VHS kameralarla her şeyimiz kaydediliyordu. Videolarda seyrediyorduk Betamax'larda, yaşımız çıktı. ve öyle bir döneme doğmuştuk. Onlar da internet dönemine, işte akıllı telefon dönemine doğdular. Her şeyleri kaydediliyor. Bir yandan çok hoş. Yani benim o kadar kayıtlı şeyim yok. Ben gerçekten çocukluğumu birebir görebileceğim bir arşivimin olmasını da çok isterdim. Yani olumlu taraflarından bakalım. Evet, bir olumsuz tarafı da şunu diyebilir bir gün. Beni çekmeni istemiyorum. Beni rezil mi ettin? Ve hatta örnekleri var. Dava edenler bile var. Boynum kıldan ince. Ama ben onu biliyorum ki büyüdüğü zaman ben onu öyle yetiştiriyorum. Şöyle diyebilir günün birinde. Bana mı sordu falan filan. Zannetmiyorum öyle bir şey diyeceğini. Ama diyelim ki dediğinde herhalde özür dilerim. Yani yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Bak kolyem yok. Çünkü ben kızımdan biliyorum. Şu anda bile bir fotoğrafını ondan izinsiz asla paylaşamıyorum. Ama çünkü anne 15, çabuk 20, bunu yani 15 yaşındayken, 20 yaşındayken çocuklar biraz daha böyle bir... Ben mesela annemin elini tutmaya bayılırdım. O böyle hafif ergen garson boya geçmeye başladığım dönem elime her yapıştığında tutma elimi diye bıraktırıyordum yani. O dönem. Olabilir, olmayabilir ama evet bu bir risk. Yani böyle bir bedel ödeyebilirim ama ben onun için yazdığım hikaye kitaplarını, onun için yaptığım şeyleri, ona geleceğe verdiğim notları dinlediği zaman mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir çocuk, özgüveni olan mutlu bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Akasya Asıl Türkmen'e çok çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlı bir sohbet oldu. Evet, tadı damağımızda kaldı. İnşallah bir dahaki sefere tekrar daha da uzun uzun konuşacağız. Tamam, ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerim, şimdi stüdyomuza tekrar çok değerli bir konuğum daha gelecek. Bakalım neler konuşacağız. Şöyle bir siz izleyin. Ben stüdyoya davet edeceğim konuğumu. Tüp bebekle ilgili doğru bilinen yanlışlar neler? Polikistik over sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Polikistik over sendromu tedavi edilebilir mi? Operatör Doktor Çağdaş Aslan tüm soruları cevaplamak için şimdi Hayat Akarken de. Ve sevgili hanımlar beyler, stüdyomda operatör doktor Çağdaş Aslan var. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Hocam bir şey ben çok merak ediyorum. Hani tüp bebek uzmanı deniyor ya, her jinekoloji doktorunun tüp bebek olma, tüp bebekten anlama gibi bir durumu var mı? Yoksa bu ayrı artık bir alan mı? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Çok şimdi, merak ettiğim bir soru ama gerçekten. Aslında her kadın doğum uzmanı tüp bebek yapamıyor. Tüp bebek yapmak için Türkiye'de ayrıca bir eğitim almanız gerekiyor. Önce doktor oluyorsunuz. Hı-hı. Üzerine kadın doğum uzmanı oluyorsunuz. Hı-hı. Onun üzerine tüp bebek uzmanı oluyorsunuz. Ve bu şekilde tüp bebek yapmaya hak kazanıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ama her kadın doğum uzmanı tüp bebeğin belli aşamalarını yönetebilir. Özellikle aşılama dahil. Bu işle ilgilenen kadın doğum uzmanlarına rahatlıkla yaptırılabilir. Kadın doğum uzmanları yumurta toplama aşamasına kadar olan tüm aşamaların eğitimini alırlar.
Hatta bir kısmı asistanken tüp bebeğin eğitimini de almış olabilir ama yasal olarak Türkiye'de sertifikaya sahip olmadan tüp bebek yapamazsınız. Çünkü artık arkadaşlarımız arasında böyle doktor arkadaşlarımızla ilgili sohbet olurken işte mesela birinin ismini verdim, aa tüp bebekçi deniyor, aa o jinekolog deniyor. Artık, bu ayrımı seyircilerimizle de bence paylaşalım. Gerçekten çok önemli bir şey bu. Artık gittikçe, hatta her şeyde, sadece tıp alanında değil, kadın doğum alanında değil, her şeyde gittikçe küçülüyor insanlar. Küçülmekten kastım sadece belli şeylerle uzmanlaşıp bununla devam etmeye çalışıyor. Mesela benim temelde ilgilendiğim alan polikistik over sendromu. Ben kadın doğum uzmanıyım, üzerine tüp bebek uzmanıyım. Kendi alanımı nispeten daha da küçültüp polikistik over'e özel bir ilgi duyarak onunla ilgileniyorum. Daha da küçülecek, bunların da alt branşları çıkacak. Hani polikistik over'in çeşitlerine göre hastaları yönlendireceğiniz kişiler de gelecek ileride. Gittikçe her şey spesifiye, özel hale gelmeye başladı. Polikistik over dediğimiz çok kapsamlı bir hastalık durumu mudur? Polikistik over tam olarak nedir? Bir seyircilerimizi bilgilendirelim, konuyu ondan sonra yaya konuşuruz. Tamam. Şimdi polikistik over bir sendrom. Sendrom dediğimiz zaman insanlar çok korkuyorlar aslında. Yani sendrom dediğinizde içine bir sürü şey giriyor. Down sendromu gibi bir şey mi acaba? Herkesin duyduğu aklına geliyor. Polikistik over hastanın yumurtalığında çok fazla yumurtanın bulunduğu bir durum. Bu çok fazla yumurta bulunmasının ne gibi bir handikapı var? Şimdi normal bir kadın tüm adeti, yani tüm hayatı boyunca yaklaşık 400 kez adet görür. Ortalama her adet döneminde yumurtalığında 5 ile 10 küçük yumurtayı aktifler ve bunlardan bir tanesini seçer yumurtlar. İnsanlar monoovülatardır, yani tek yumurta yumurtlamaya eğilimlidirler. O yüzden bizim genelde hamileliklerimiz, insan hamilelikleri tek olur. Yani bir bebek olur, maksimum iki olur. Daha fazlası olmaz insanlarda doğal yollarla. Şimdi polikistik over sendromunda ne olur? Ben bunu anlamadım. Bir daha normal yolda bir insanın ikiden fazla çocuğu çok zor olma ihtimali. Çünkü bizim genetiğimiz, bizim gelişimimiz monoovülatör, yani tek bir yumurtayı yumurtlamaya yöneliktir. İnsanlar bir, bilemediniz iki tane yumurtlarlar bir ay içinde. Daha fazlası çok nadiren olur. O zaman bu 7-8 çocuk doğuran annelerimiz eski zaman özellikle, onların o zamanki beslenme şartları mıydı? Hava şartları mıydı? Daha mı sağlıklılardı bizden? Orada şöyle bir şey, siz o bölümünü şöyle anlatayım ben size. Bir ay içindeki yumurtlama sayısından bahsediyorum. Hayatı boyuncakinde değil. Yani toplamda yanlış hayatı boyunca ben. Toplamda bir kadın 400 tane seçilmiş yumurtayı yumurtlar yaklaşık olarak. Yani 400 kez adet görür. Ama bu seçilme için 400 tane yumurtanın geride bir ekip var ve bunların arasından seçiyorlar. Şimdi polikistik over sendromu bununla ne bağlantısı var? Normal bir kadın her ay 5 ile 10 yumurtanın arasından bu yumurtayı seçmeye çalışırken polikistik over sendromlu kadınlar o bir yumurtayı 40 tane yumurtanın arasından seçmeye çalışır. Ama yumurta o kadar çok ki, yumurtalığın aklı da o kadar çok karışır ki, ya ben bunlardan hangisini seçsem daha iyi acaba, hangisiyle daha güzel bebek olur derken fazlaca düşünmeye dalar, hiçbirini seçemez. Hiçbirini seçemediği zaman ne olur? Hastalar yumurtlayamaz. Yumurtlayamama bölümü benim işime giriyor. Tüp bebek bölümüne. Tüp bebek ihtiyacı veya aşılama oluşuyor veya bu hastayı yumurtlatıp başka faktörü yoksa ilişkiye girmesini sağlayarak hamileliğini sağlayabiliyoruz. Başka handikapları ne? Niye bunun ismi sendrom? Bu yumurtlayamama bölümüydü. Şimdi her küçük yumurtanın kendi kendine saldığı hormonlar var. Ama çok küçük miktarlarda. Normalde 5-10 tane yumurtanın saldığı hormon miktarı bir kadının hayatını normal bir şekilde devam ettirmesini sağlarken 40-50 tane yumurtanın saldığı küçük hormon miktarı bunun 4-5 katına denk geldiği için fazla fazla yan etkilere sebep olur. Bunlardan bir tanesi insülin benzeri büyüme faktörleridir. Bu hastalarda bunların fazla salınmasına bağlı olaraktan sıklıkla kilo almaya eğilim olur. Burada çok küçük bir parantez açacağım. Aslında tüm konuşmalarımda söylüyorum. Polikistik over sendromunun en baştaki bölüme de bir takıştırma yapalım buradan. Alt tipleri de vardır. Yaklaşık 12 tane fenotipi, klinik görünümü tanımlanmıştır. Ben en yaygın Türkiye'de görülen bölümünü anlatıyorum. İlla her polikistik over sendromlu hasta kilolu olmak zorunda değildir. Zayıfları da vardır bunların. Ama onlar ayrı bir başlık.
daha vakit kalırsa onlardan bahsederim. Ben şu an daha genelden bahsedeceğim. Ben peki o genele girmeden önce, çünkü ekran başındaki izleyicilerimizin mevcut böyle bir durumu varsa belki de haberi yok. Ne gibi semptomları var? Mesela ağrısı oluyor mu? İşte kilo dediniz, kıllanma vesaire gibi. Ne gibi etkileri var ki bende polikistik over var desin izleyicilerimiz? Şöyle söyleyeyim, eğer sıklıkla klinik olarak aşikar, yani gözle görülür bir polikistik over sendromuysa, bize genelde başvurma şikayeti adetlerim gecikiyor veya nadiren adetlerim erken oluyor şeklinde olur ve kanama miktarlarının az olduğundan bahsederler erken olursa. Geciktiği zamanlarda normal kanamaları veya normalden daha fazla kanamaları olabilir. Yani bu insanlar ne oluyor? 35 günden daha uzun aralıklarla adet görüyorlar sıklıkla. En çok başvuru şikayeti bu. Bunun yanında genelde bu insanlarda tüylenme eğilimi artıyor. Bu da az önce bahsettiğim insülin benzeri büyüme faktörlerinin etkisi. Yani o sizin az az saldığınız küçük hormonlar yumurta sayısı fazla olduğu için toplamda çok miktara tekabül ediyor ve hastanın tüylenmesine, yumurtlayamamasına, kilo almasına sebep oluyor. Bize nasıl başvuruyorlar? Genelde tüylenmede artış, yüzde sivilce. Onun dışında kilo almaya eğilim, genelde daha balık ettiği insanlar aslında olarak başvuruyorlar. Veyahut bana başvurma sebepleri, çoğu polikistik over sendromlu hasta bana geldiğinde kendisinin polikistik over sendromu olduğunu biliyor olur. Onu söyleyeyim, biz çocuk yapamıyoruz diye başvuruyorlar. Aslında söylediğiniz etkiler, işte sivilcelenme, kıllanma gibi sebeplerden bir hastanın jinekoloji muayenesi olmak ilk etapta aklına gelmeyebilir. Gelmeyebilir ama gelmesi gerekir. Bu vücutta birkaç yerden kaynaklanabilir. Bir, yumurtalıklarınızdan kaynaklanabilir. İki, böbrek üstü bezlerinizden kaynaklanabilir. Üç, beyninizden salınan bazı hormonlar dolayısıyla olabilir. Biz gördüğümüz zaman, ultrasonla baktığımızda veyahut istediğimiz tetkiklerle bu sistemin tamamını değerlendirip sonucunda bir karar vererek hastaya sizde şu var, sizin tanınız budur deriz. Şimdi polikistik over sendromu. Sendrom tarafları bu tüylenmeden, bu adet gecikmesinden, istediğinde üreyememesinden ve kendi sağlığına, beslenmesine dikkat etmezse sıklıkla hiç ağrı yapmaz, onu söyleyeyim. Ama bireysel farklılıklar, ağrıyı nasıl algıladığınız, bunlar bizim toplumumuzda çok farklı. O yüzden bütün insanlar arasında farklı. O yüzden ağrı, birileri benim ağrım renkli var. Renkli dönemi çok ağrılı geçiyorsa genelde bir belirti midir? Başka şeylerin belirtisi olma ihtimali daha yüksek. Bu sendrom yapısı bunların hepsinin bütünleşmesinden geliyor. Ha, bunun en kötü tarafı ne hasta için? İstediğinde çocuk sahibi olamıyor. Daha kötü tarafı ne? Kilo almaya eğilimi var. Eğer şekerle ilgili konulara dikkat etmezse ileride şeker açısından riskli bir hale gelecek. Şeker hastalığı açısından ve nasıl diyeyim, kalp hastalığı, tansiyon gibi bunların oluşturduğu yan etkileri gözlemlemesi söz konusu olacak. Ama kendi hayatına dikkat ederse, ben polikistik over sendromluyum, benim fazla kilo almamam lazım, benim beslenmemde karbonhidratlardan, şekerden, undan daha fakir beslenmem, daha böyle proteine ağırlıklı beslenmem gerektiği mantığını kendinde oturtabilirse, tabii bu arada ben gene küçük bir parantez açacağım. Başka rahatsızlığı yoksa, yani siz böbrek hastası, karaciğer hastası olan birisine sen çok protein al demezsiniz. Bunları öyle değerlendirin. Oradan yanlış mesajlar vermek istemiyorum kimseye. Bunlara dikkat ederse, hayatına egzersizi oturtup, bu salona gitmekten bahsetmiyorum, sadece yürüyüş olabilir, evde kendi kendine şınav çekebilir, mekik yapabilir, barfix yapabilir. Ama normalde gün içinde yaptığından farklı bir aktivite kazandırıp aldığı şekeri de vücuduna kullanmaya zorlarsa, o zaman insülin direncini kırıp normal hayatını tamamen hiçbir olumsuz etkilenmeden geçirebilir insanlar oluyor. İlginç bir şekilde polikistik over sendromlu hastalar eğer kilo kaybederlerse adetleri, yaşadıkları adet düzensizlikleri geriye de dönebiliyor. Ve diyelim ki siz 70 kilo, 75 kilo bir hasta gördünüz. Bu hasta ağırlığının %10'unu kaybetti. 75'ten 68'e düştü. %30 ihtimalle adetlerinin normale dönmesini beklersiniz. Daha fazla zayıflarsa, diyelim ki 60 kiloya kadar indi, büyük ihtimalle adetleri normalleşebilir. Orada çok kısır döngü var. Yani kilo çok önemli burada. Evet, kilonun tetiklediği bölümü, çünkü polikistik over sendromu değiştiremezsiniz. Bu sizin yapınız. Annenizden böyle doğdunuz, işin gerçeği bu. Bunu ne yapabilirsiniz? Ancak yumurtalarınızı tahrip ettirirseniz bu yumurtaları azaltabilirsiniz. Eskiden yapılıyordu, bu şu an önerilen bir metot değil.
Diğer taraftan ele almanız gerekir. Kilonuzu kontrol edersiniz, beslenmenizi kontrol edersiniz, egzersiz yaparsınız, insülin kullanma kabiliyetinizi arttırırsınız ve bunun sonucunda polikistik overin sendrom olan olumsuz yan etkilerinden daha az etkilenirsiniz ve hayatınızı bu şekilde idame ettirip geçirebilirsiniz. Ha öte yandan çocuk yapamadınız, o zaman bize başvurursunuz. Çünkü sizin çok yumurtanız var. Biz polikistik over sendromlu hastaları çok severiz. Birçok çekinilen tarafı da var ovaryen hiperstimülasyon sendromu gibi ama bunları yönetmeyi biliyorsanız. O söylediğiniz şey neydi hocam? ovaryen bir daha, hiper... Şimdi bizi izleyen izleyici de benim gibi anlamadı muhtemelen onu. Neydi o? Ovaryen hiperstimülasyon sendromu. Şimdi o ne çok demek? Yumurtanın yan etkilerinden bir tanesi de o. Siz hastaya tüp bebek yaparken sıklıkla da aşılama tedavilerinden sonra. Öyle bir ince çizgi var ki polikistik over sendromlu hastalarda. İlacı az verirseniz yumurtaların hiçbirisini aktifleyip hastayı yumurtlatmayı başaramayabilirsiniz. Ama o aradaki küçük pencereyi biraz geçip de ilacı fazla verirseniz de bu sefer istemediğiniz kadar yumurtanız olur. Ve bunu fark etmezseniz hastanın gebe kalması bu haldeyken yumurtalığının aşırı derecede büyümesiyle ve hastanın karnına bir miktar yumurtalıktan sıvı kaçışıyla karakterize bir durum ortaya çıkarıyor. Bu ağır bir durum, onu söyleyeyim. Buna sebep olmamak lazım ama bu günlük pratiğimizde bizim başka sebeplerle karşılaşıp yönetebildiğimiz bir durum. O yüzden bununla ilgili uzman kişilere gitmek lazım. Bu polikistik over sendromu tedavi etmenin riskli bölümü. Ama sürekli bununla uğraşıyorsanız bununla hastanın karşılaşma ihtimali, bununla sizin bununla baş etme potansiyeliniz çok daha yüksek oluyor herhangi birine göre, herhangi bir hekime göre. Peki bu polikistik over için bir tedavi sınırlaması var mı yaş olarak? Yani mesela bir kadın 40 yaşında fark etti bunu, 40 yaşında evlendi ve çocuğu olmadığını anladı. Bugüne kadar hiçbir semptomu da yoktu. 40 yaşından sonra tedavi olabiliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle yanlış bir mesaj vermeyeyim. Polikistik over sendromlu kadınlar nadiren kendi kendilerine yumurtlarlar ve başka bir problemleri yoksa o ayda o yumurta spermle karşılaşırsa kendi kendine de hamile kalabilir. Bunu böyle söyleyeyim ama bu düşük bir ihtimal. Şimdi 40 yaşına gelmiş bir hastayı, kişiyi ele alırsanız öncelikle onu 40 yaşına getirmemek lazım. Onu söyleyeyim. 40 yaş bizim yaptığımız işte tüp bebek işinde yaş her zaman birinci faktördür ve bizim neredeyse geriye çeviremediğimiz tek şey yaş. Dolayısıyla 40 yaşında geldi. Polikistik over sendromlu olması benim için avantaj olur. Çünkü elimde çok yumurta seçeneğim var. Hastanın yumurta rezervi normal bir kadından çok daha fazla. Siz 40 yaşına geldiğinizde bir kadının birkaç tane yumurtasını büyütebilirken 3-5 polikistik over sendromlu kadına 20 tane yumurta büyütebilirsiniz. Bu da sizin daha fazla embriyo arasından seçim yapabilme ihtimalinizi arttırır. Bu açıdan polikistik over sendromlu hastalar aslında şanslılar. Onu söyleyeyim. Tüp bebek açısından ileri yaş dönemi için. Bize seçme şansı verdiği için. Ama 40 yaşında bir yumurtası olan biriyle bir seçme şansınız yok. O yumurta nasılsa neticesi de o şekilde olacak. İşin gerçeği bu. Yani o yüzden o aslında kadar, olumsuz bir durum değil. Bu tarz gecikmiş insanlar için. Önlem almak gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle 40'a gelmemek lazım. Ha geliyoruz bizim 44 yaşında 45 yaşında da gebelerimiz var. Ama gerçek şu ki bu insanları parmakla gösterirsiniz. Herkes için bu böyle. Bunu farklı da lanse etseler işin aslı budur. 45 yaşına geldiğinde bir hastanın sağlam yumurtası çıkma ihtimali %5'ten daha düşüktür. Kendi kendine evde çocuk yapma ihtimali %1'den daha azdır. Bahsettiğiniz konular şimdi hani çok ciddi sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine konuşuyoruz. Ve şunu anlıyorum ben. Acaba bu çok küçük yaşlarda çok sağlıklı ve doğru beslenen bir insanda bu sendromun azalma durumu olabilir mi? Yoksa bu doğuştan gelen bir şey midir? Bu doğuştan gelen bir şey. Şurada şundan da bahsedeyim. Kadınlar normalde doğduktan sonra yani siz doğdunuz. Doğduğunuz anda yumurtalığınızdaki yumurta sayısı belli. Ve onu tüketiyorsunuz. Bittiği zaman da menopoza giriyorsunuz. Erkeklerde durum farklı. Erkek yumurtalıklarında sperm sürekli üretiliyor. Kadın yumurtalığında sadece annesinin karnındayken yani annesi hastamıza gebeyken o esnada yapılan yumurtalar var. Bunlar olduktan sonra bir daha hayatı boyunca kadın yumurta yapmıyor. Peki bu yumurtaları korumak için herhangi bir beslenme tarzı mı diyeyim ya da bir tedavi yöntemi var mı? Aslında hani tedavi yöntemi yok. Efektif
normal eğer tüp bebekle vesaire uğraşmazsanız tüm hayatınız boyunca 400-500 tane, 400 ile 500 arasında size gebelik getirebilecek yumurtanız olacak. Zaten ortalama 400-450-500 siklus kadar adet göreceksiniz. Ondan sonra siz menopoza gireceksiniz. Ama dediğim gibi arkada bir havuz var ve bunun içinden seçilen 400-500 yumurtadan bahsediyorum. Biz tüp bebek yaptığımızda o arkadaki havuzdakileri de kurtarıyoruz. Bu sayede daha fazla yumurta elde edebiliyoruz. Polikistik over sendromu dolayısıyla beslendiniz vesaire diye tedavi edebileceğiniz bir şey değil. Yumurtalığınızı değiştiremezsiniz. Burası kesin. Tahrip etmediğiniz sürece. Bu kendi kendine de tedaviyle geçmez. Kendi kendine de tedaviyle geçmez. Polikistik over sendromuyla beraber yaşamaya adapte olmuş olmanız lazım. Birinin size bunu anlatıyor olması lazım. Hekimlerin çoğu, sende polikistik over sendromu var, adet düzensizliği var. Sana doğum kontrol yapı verelim, adetlerin düzensiz olsun. Hastalar da düzenli olsun. Hastalar da bundan tatmin olur giderler. Ama öyle değil bu iş. O hastaya nasıl besleneceğini, o hastaya nasıl egzersiz yapacağını da öğretmeniz gerekiyor. Ve sonra da takip etmeniz gerekiyor işin şey tarafı. Çünkü birinin karşısında tartıya çıkmak ayrı bir şey. Yani kendi kendine yap demekle size ayda bir, üç ayda bir gelip de karşınıza çıkıp aa bak sen kilo almışsın buna dikkat etmen lazım dediğiniz zaman onun farkındalığını arttırmanız çok ayrı bir şey. Onu söyleyeyim. Burada bunu çok böyle güzel bir şey söylediniz. Lazım. Farkındalık arttırmak. Ve bu süreklilik. Arada... Bu arada ben çok çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel bir konuyla ilgili bilgilendirdiniz. Ben sadece bu konuyla ilgili rahatsızlığı olan değil, çevresinde de bu rahatsızlığı taşıyan insanlar var ki toplumda maalesef çok yanlış yönlendirmeler yapılabiliyor. Dolayısıyla doktorumuz tarafından bilgilendiniz artık bu konuyla ilgili bir rahatsızlığınız olduğu takdirde veya bu semptomları taşıdığınıza inandığınız takdirde mutlaka doktorlarımıza kendinizi teslim ediyorsunuz. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ve efendim programımız son hızıyla devam ediyor. Bakalım programımızda daha neler neler oluyor. Tuğçe Işınsu'ya kısa sürede kilo verdiren sırrı ne? Diyet yapmadan nasıl kilo verdi? Tuğçe Işınsu kitabını yazmaya nasıl karar verdi? Kitabında neler yazdı? Selen Görgüzel Alkan soracak, spiritüel danışman Tuğçe Işınsu cevaplayacak. Şimdi. Sevgili izleyicilerim, şu andaki stüdyomdaki konuğum benim için çok özel. Çünkü benim hayatıma çok güzel dokundu yazdığı kitabıyla. Ben onu tanıdığımda 96 kiloydu. Şu anda 2 sene sonra tekrar kendisini gördüğümde gözlerime inanamadım. Demek ki gerçekten herkesin kendisi dahil hayatını çok olumlu yönde değiştirebilecek özelliklere sahip spiritüel danışman, yazar sevgili Tuğçe Işınsu bizimle merhaba. Beraber. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir. Seni sormalı. Çok iyi gördüm. Ben tabii ki bu yeni programların heyecanı evet. Böyle biraz hop oturup hop kalkıyorum. Ne güzel. Sizleri de özlemişim bu arada. Ben tabii de özledim. Ki de gözlerime de inanamadım ya, Tuğçe. Nereden nereye? Nasıl? Son görüştüğümüzde işte 90'lı kilolardaydım söylediğin gibi. Nasıl kilo verdin? Bilinçaltı gücüyle ve enerji yöntemiyle 4 ayda bir 30 kilo verdim. Sonra bir 8 kilo daha keyif. Onu vermesem de olurdu. Devamını da verdim. Çünkü insanlar hep soruyordu. Yani madem bilinçaltı bu enerjiler, kişisel gelişim her konuyu çözüyor. O zaman hani kendi üzerinde de göster diye. Onlar istediler. Ben de yaptım. Bir önceki kitabımda da o formülü anlatmıştım. İşte sonra bir sürü yerde mide ameliyatı oldu diye iftiralar oldu. Raporum da var. Her yerde işte yayınladım. Türkiye'de hayır canım bir... zaten niye yalan söylesin ki? Türkiye'nin en büyük hastanesinden yine obezite cerrahilerini başarılı yapan bir doktor imzaladı. Çok şükür her yerde onu da sunduk. Bilinçaltı ve düşünce gücüyle, telkinle, paradan ilişkilere kadar her şeyi yapabildiğimiz gibi bedenimize de hükmedebiliriz. Sağlık alanında da, yine böyle kilo konusunda da. Çünkü her şey bir sembol ve her şey geçmişten geliyor. Baktığımızda ben niye 96 kiloydum veya tokken neden yemek yiyordum diye baktığımızda ruhsal hafızamdaki eski bazı anı ve kayıtlar ortaya çıktı. İşte kıtlıklar, iflaslar, kayıplar, kaybetme korkusu ve ileride tekrar kıtlığa düşer miyim diye vücut sembolik olarak gereğin üstüne depolama yapıyor. Bırakmak istemiyor yağları ve kiloları. Yarın öbür gün tekrar açlık ve sefalete düşersen bunları kullanacaksın diye.
O anıları dönüştürdükten sonra peki, kendiliğinden olan, rejimle hiçbir ilgisi olmayan, diyet yapmadan olan bir sistem bu. Bu bilinçaltımızdaki evet, bu durumu nasıl tespit edebiliyoruz? Biz bilinçaltı dönüşümü çalışmaları yapıyoruz veya regresyon dediğimiz geriye gitme yöntemini kullanıyoruz. Hı-hı. Bazı anılar, eski kayıtlar ve kodları buluyoruz. Hı-hı. Konuyla ilgili giriliyor. Kilo için girebilirsin, ilişkiler için girebilirsin, bereket için. Orada film izler gibi kendi hayatındaki eski kayıtları ruhsal hafızanda görüyorsun. Hı-hı. Bunları tabii sadece görmen değil, o anda keşfetmen değil, dönüştürmen de gerekiyor. Yani serbest bırakmak. İnanarak gelmek mi lazım? Evet. Yoksa hani çok tavsiye üzerine ve sonuçlarını böyle spesifik olarak görülen birçok evet, insan üzerinde evet, arkadaşların etkisiyle gelip evet, de gene de faydası olabilir mi bu çalışmaların? Şimdi inanmayarak gelenler çok oluyor. İlişkiler için gelen hanımlar çok istekli oluyor ama ya işte bu kadar uzun zaman geçti bana döner mi? Ya da bunca yıl evlenemedim hakikaten ruh eşim bulabilecek miyim diye. Oradaki ikna edici şey şu oluyor ve işe yarayan kısım. O tereddütle bile gelse, ruhsal hafıza ve bilinçaltındaki kayıtları ve anıları orada gördüğünde ve tekrar o enerjiyi yaşadığında ikna olabiliyor. O ikna anından itibaren zaten enerji işlemeye başlıyor. Fakat daha girişten blokeyse ve konuya aşırı direnç gösteriyorsa biz danışana şunu öneriyoruz. Belki bugün iyi bir gün değil, sen kesin kararını ver öyle yapalım. Bazen şu olabiliyor, mesela geliyor, hı hı, çok kangren olmuş bir ilişki. Biz önermiyoruz o ilişkiyi şifalandırmayı da şunu öneriyoruz. Biz bu çalışmayı yapmayalım, sana ruh eşi çalışması yapalım. Çünkü bana göre o daha doğru. Ama orada onu kabul etmiyor. Hayır diyor. Mesela 3 yıl önce ayrılmış, bu kişiyle ilişki şifası yapıp barışmak istiyor. Bazı mümkün olmayan veya hayrımız olmayan hallerde biz önermiyoruz. Boşanma davasında yasal haklar neler? Nafaka ödemesi zorunlu mu? Evden kovmuşsa, aldattıysa, herkesin içinde hakaret ettiyse, darp ettiyse. Avukat Hazal Karaoğlan tüm merak edilenleri az sonra Hayat Akarken de cevaplayacak. Kalemleri kağıtları hazırlayın. Bütünsel sağlık koçu Dilşat Erdil'den badem sütlü sağlıklı yaşam tarifi az sonra Hayat Akarken de. Kitapta da ben bu arada evet, kitabı okudum ve evet, başucu kitabım olarak duruyor. Çok teşekkür her gece ederim, mutlaka okuyorum. O olma, kitapla ilgili çok detaylı konuşacağım. Çünkü ben samimiyetle söylüyorum sevgili izleyiciler, beni çok rahatlattı. Kendimi çok iyi hissettirdi. Farklı bir boyuta geçmemi sağladı. Amaç da ki yani zaten, inanın ben o kitabı çok enteresan bir şey. Senin yazdığını bilmeden aldım. Evet. Ondan sonra baktım aa Tuğçe yazmış dedim ve içini karıştırdıkça, içini daldıkça evet, o Esmaül Hüsna'nın şifalarından haberdar oldukça, evet, onların şifrelerini çözdükçe kendimi çok iyi hissettim. Bence izleyicilerimiz de kendilerini iyi hissetmelerini teşekkür sağlayacak ederim, buradan formüller vereceğiz. Kitapta şey yazıyordu, konumuz üzerine hı, söyleyeceğim. Hani bu ilişki şifalandırmaları evet, için gelen danışmanlar var ya, danışanlar. Şimdi burada hayrına olan. Tabii bütünün, herkesin, her şeyin ve karşı tarafında hayrınaysa zaten ilişki şifalandırması o şekilde çünkü yapılıyor. Çünkü bazen istemiyorsa karşı taraf hayatın seni. Hayatın maalesef hani asla örnek alınmaması gereken bir şey, bir kadın ya da bir erkek evet, evli bir adama da aşık olabiliyor. Evet. Bunun için böyle bir şifalanma terapisi ve burada çalışması yapamaz değil mi? Burada doğru olan şey değil mi, arınması olacaktır. Hı. Evet, arınmak. Mesela değersizlik problemi mi var? Evlilikten mi korkuyorum? Veya kaybetmekten mi korkuyorum? Azla yetinmek gibi bir problem mi var? O tip bir durum yaşadığında kendiyle ilgili sorununu çözüyor olması gerekiyor öncelikle. Yani sürekli evli erkek tercih eden bağlılık korkusu veya evlilik korkusu çıkıyor bu, onun altında. Bu mu var? Yani altında böyle bir şey tabii, var? Tabii bilinçaltına evlenmek istemediği için zaten evli olan bir erkeği çekiyor. Veya bağlılık problemi olduğu için tam bağlanamayacağı bir erkeği çekiyor. Veya çocukken babasından şiddet görmüş, erkeklere tepki verdiği için bilinçaltı sorunlu ilişkiyi çekiyor. Orada sorun çok farklı. O erkeği çekmiş olmasından ziyade kendiyle ilgili bir problem var. Ama bu biz problemi onu bilmiyor tabii değil mi? Bilmiyor. Kendisi? Biz işte onu keşfettirip gösteriyoruz ve farkına vardıktan sonrasında belki iyi bir evlilik yapıyor veya kendi rızasıyla bırakıyor veya o ilişkideki yaşam dersini alıp kişi dönüşüyor. Her ilişki patronun olsun, arkadaş olsun, aşk olsun bir yaşam dersi. Bir şey öğretmek için geliyor. Bak sen de bu ilişkide bunu öğrendin diyebiliyoruz. Bir de evli kişilerle birlikte olmak karma borcuna da girebiliyor. Karşı tarafın kul hakkına, kendi kul hakkıma bazı noktalarda girebiliyor. Hı-hı. Orada çok hassas dengeler de var. Ama dediğim gibi bilinçaltında bir sorun var. O yüzden öyle bir ilişkiyi aslında çekti hayatına. Şimdi tabii bu neden çektiğini bilmeden evet, bu tarz yanlış ilişkiler veya yanlış hamleler yapıp hayatında birçok insan şimdi mutsuz. Evet. Değil mi? Bu mutsuzluk hastalığının sebebi bu
diyebilir miyiz? Ya da bu gerçekten bir mutsuzluk hastalığı mı var? Köklerin hepsi geçmişten geliyor. Bunlar nedir? Aile, çocukluk, hı-hı, doğum anı, kolektif bilinç. Ruhsal hafızamda benden önceki zamanlarla ilgili kayıtlar var. Anılar, kodlar, blokajlar. Aslında buralardan geliyor. Kişiler bunları dönüştürdüğünde kesin olarak daha iyi bir hayatı olabilir. Yani ben hep bunları kendi üzerimden örnekler de gösteriyorum. Kilo dışında işte çok ciddi maddi sorunlarım vardı. Bereket, paradan neden korktuğumu, hı-hı, sonrası bunları aşıp nasıl dönüştürdüğümü. Bütün kendi üzerimden gösteriyorum. Böyle olduğunda daha ikna edici olduğunu düşünüyorum. Zaten artık bu dönüşüm programları, dönüşüm uygulamaları, şifacılık, regresyon, bilinçaltı uygulamaları bütün dünyada kabul görmüş, gerçeklik payı olan, kişileri ikna eden çalışmalar. Ve dönüşüm süreci de kısadır. Yıllar sonrasında etkileri ortaya çıkmaz. Yaptıktan birkaç ay içinde hayatınızdaki dönüşüm ve belirtilerini görürsünüz. O yüzden insanlar hemen bir sonuca varmak istedikleri için ikna edici oluyor. Bir de bir detoksa ihtiyacınız var yeniden başlamak için. Geçmişi bırakmanız gerekiyor. Yani aslında bu ruh detoksu. Evet, ruhsal bir detoks. Buradaki bugün kişi herhangi bir sorun yaşadığında bunun sebebi geçmişle ilgili bir anı, kayıt veya koddan geliyor. O doğru anıya ulaştık ve dönüştükten sonrasında önü açılabilecektir. Tekrar önüne yeni fırsatlar gelebilecektir. Bir de dönüştüğüm zaman artık sorunlu bir ilişkiyi, sorunlu bir kişiyi, bir para blokajını veya önümü tıkayan bir engeli hayatıma çekmeyeceğim. Çünkü enerji yasasında benzer enerjiler birbirini çekiyor. Ben çok değerli artık hissediyorsam bilinçaltında beni aldatacak veya değersiz hissettirecek bir kişi benim hayatıma çekilmez. Hala o kişileri veya o konuları çekiyorsam dönüşmedim demektir. Dönüştüğüm zaman hayatıma çektiğim bütün detaylar farklılaşır çünkü. Peki biz bu kitabı okursak bu enerji kontrolünü kendi kendimize de yapabilir miyiz? Tabii burada kitapta iki şey anlatılıyor. Bir evet bilimsel tarafı işte bilinçaltı, anılar, kayıtlar, elimizde tutabileceğimiz gerçekler. İkincisi manevi anlamda güçlü olursan tüm bunlarla daha iyi başa çıkabilirsin de deniyor. Esma-ül Hüsna'lar, aslında hangi ayetlerde hangi şifre ve kodlar var, hangisini hangi sayıyla okuduğumda hayatım değişebilir. İşte demin de sen dedin yani senin yazdığını bilmiyordum sonradan anladım. Aslında öyle bir durum da var. Şimdi ben daha önce hep kişisel gelişim veya ilişkilerle ilgili veya bilinçaltıyla ilgili kitaplar yazıyordum. Bu kitabı yazınca ağırlığı dua ve derin maneviyat olduğu için herkes şuna da şaşırdı. Neden Tuğçe böyle bir kitap yazdı? Hani böyle bir şey yapmıyor ki aslında. 10 sene boyunca çok değerli bu konuda uzman, üstad diyebileceğimiz değerli hocaların yanında bu şifreler üzerine çalıştım. Ne neye iyi geliyor? Hangi ayet, hangi sure, hangisi şifa, hangisi aşk için değerli, hangi Esma-ül Hüsna'ları, hangi zikir ve ebced değerine göre okuduğunda hayatına dönüşüm olur. Ben bunların hepsini kendim uyguladım ve tanıdığım insanlar veya danışanlar hakikaten sonuç vermiş olanları bu kitapta topladım. Bir de bu konu bir çok derin bir manevi okyanus. O kadar kesinlikle çok şifreler, o kadar çok eski kaynaklarda işimize yarayacak bilgiler var ki. Bunlar bizim elimizin altında olursa insanların hayatı daha kolay şifalanır diye düşündüm. Şimdi mesela peki oradaki mesela şifreler evet, Kur'an'dan mı alındı? Şimdi buradaki ayetler, sureler tabii ki Kur'an. Mesela ben güce ihtiyacım var, Fetih suresi Kur'an'dan. Veya hamile kalmak isteyen bayanlar için Meryem suresi, bunlar Kur'an'dan. Bir türlü aranamıyorum ve huzur sorunum var, Rahman suresi. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın isimleri Esma-ül Hüsna'lardaki sayılarda neye göre belirlenmiştir? Ebced değerine göre. Diğer sayılarda da eski kaynaklardaki sayılar üzerine araştırma yapmış olan alimlerin günümüze olan aktarmaları diyebiliriz. Ben bu sayılar üzerine evet, araştırma evet, yapılan o evet, alimlerin neye göre yaptıklarını ve o dua sayılarının... Bir frekans oluşuyor o şekilde okuduğunda. Onu çok merak ediyorum. Mesela evet, bir dua atıyorum 336 kere okunması lazım deniyor. Evet, eski kaynaklardaki. Mesela ebced olanlar harfine göre orada bir sayı değeri çıkıyor Esma-ül Hüsna'da. Bir değeri var. Mesela 66 ise onu mesela 66 çarpı 66 okuduğunda onu kendisiyle çarptığında çok daha farklı bir frekans oluyor. Mesela 18.000 Yasemi. Şimdi bunu evet Allah'ın ismidir. Kesinlikle olumludur. İnsana çok büyük rahatlık verir. Dilekler için kullanılır. Ya Nur, Yasemi. Bunları yaparken belli sayılarda okuduğunuzda bir frekans değişimi, enerji alanının değişimi ve artık o zikir enerjisinden dolayı kişide bazı enerji alanında değişimler oluyor. Ve kesin olarak bilinçaltınıza çok yoğun sinyal gidiyor. Bir kere okuduğumda değil, tekrar ettiğimde oluşan bir enerji alanı var. Bilinçaltına da komut gidiyor. Artık bu dileğim için yola çıktım veya bunu hayatıma çekebilirim. İnanç olarak da kuvvetli hale geldiği için. Ya bu bilince varan insanlar bence çok mutlu yaşıyorlar. Evet. Bu bilince varmak için... Bu spiritüel dünyaya inanmak biraz güç olabiliyor. Çok araştırmıyor ve bu konuyla evet, ilgili çok bilgisi yoksa. Biz buradan ne diyelim ki bize inansınlar mesela?
Şimdi öncelikle içlerinde bir güç var ve ellerinde bir gerçekten güç var. Kendi sahip oldukları insan olarak bilinçaltı. Bilinçaltlarına komut versinler ve sorular sorsunlar. Olumlamalar, mesela bolluk içindeyim, bereketim benimle, ruh eşimi hayatıma çekebiliyorum. Kendileri yazsınlar, kendi seslerine kaydetsinler. En az 21 gece uyku öncesi dinlesinler. Ah, burada bakalım hayatlarında neler değişecek. Sevgili izleyiciler, hemen sizinle paylaşacağım bir olumlamam var. 21 tane var burada. Ha, evet, orada onu var. Onu her gün yapıyorum. Hamdi de benimle beraber yapıyor şimdi. Süper. Tekrar et beni diyorum. Evet. O da benimle beraber tekrar ediyor bu söylediklerini. Suyu okuyup da içebilirler. Ve değiştiğini görecekler. Suyu okuyarak da. Suyu okuyarak da yapabilir. Su da bir enerji alanı. Kendi sesiyle de kaydedip dinleyebilir. Evet. Öncelikle bilinçaltı gücünü bir harekete geçirsinler. Şu anda başlardaydı da bulamadım. 21 tane burada olumlama, evet, olumlama var. Bu olumlamayı her akşam kendi sesimizle okuduğumuz zaman ben farkını gördüm, size de tavsiye ediyorum. Mesela diyor ki ben bolluk içinde değilim ki, olumlamamı mesela bolluk içindeyim diye olumlamayı dediğinde nasıl olacak? Şimdi bilinçaltı en önemli kural şu: hayalle gerçeği ayırt etmiyor. Ben oraya o kaydı yaptım da onu gerçek sanıp onu mıknatıs gibi hayatıma çekmek için çalışıyor. Hı hı. O yüzden sen oraya o kaydı gireceksin, sonrasında onu bilinçaltını sana çekecek. Bu bir. İkincisi, buradaki sırları keşfetmek için önce denemesi lazım. Yani Esma-ül Hüsna'lardan başlayabilir, bazı ayetlerden başlayabilir. Hı hı. Birkaç tane işaret aldıktan sonrasında insanın bunlara olan tevekkülü, ona göre bakış ve açısı, aldığı sonuçlar, algısı hepsi değişiyor. Mesela çakra açma diye bir şey var yurt dışında. Esma-ül Hüsna okuduğunuzda zaten açılıyor. Yani bizim elimizin altındaydı bunlar. Şimdi artık yeni yeni keşfediyoruz ve hayatımıza daha çok sokuyoruz, evet, diye düşünüyorum. Bunları aslında atalarımız, dedelerimiz ve alimler zaten, evet, biliyorlardı. Evet. Ama teknoloji çağında belki de bunlardan biraz uzaklaştığımız için şimdi, evet, bu spiritüel dünyadaki bu enerjisel güçlere inanmak ve adapte de belki zorluk çekiyor bazı kesim. Ama inanan ve gerçekten bunu adapte olarak yaşayan insanlarsa bunun farkını zaten görüyorlar ki ben mesela senden bunu görebiliyorum. Kendi hayatımdan bunu, evet, görebiliyorum ve sana çok teşekkür ben ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Yani beni konuk aldığın için. Çok mutlu oldum. Seni çok özlemişim. Bir de bu bir kavuşma oldu benim, evet, için. Yani programıma da, bu ilk programlarımdan seninle beraber olmak benim için de çok güzel, benim bir tesadüf çok güzel oldu. Çok güzel bir enerji. Ayaklarına çok teşekkür sağlık. Ederim. Tekrar bekliyorum. Ben tamam, doymam çünkü geleceğim. Sana bilirsin, tamam, sen beni. Tamam. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bakalım Tuğçe Işınsu'dan sonra programımızda neler var? İnek sütü tüketmeyenler ekran başına. Bütünsel sağlık koçu Dilşat Erdil'in sizler için çok özel bir tarifi var. Düşük kalorili, düşük yağlı badem sütü tarifi şimdi Hayat Akarken de. Canım seyircilerim, programımı açarken size ben ne demiştim? Kağıtlarınızı, kalemlerinizi hazır edin. Çünkü not tutmanız gereken size tarifler vereceğiz. Ve işte stüdyomuzda bütünsel sağlık koçu Dilşat Erdil bizimle beraber. Hoş geldin Dilşat'cığım. Hoş bulduk Selen'ciğim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Ha, çok teşekkür ederim. O harikalık size ait. ne yapacağız bugün? Bugün badem sütü yapacağız. Bu bitkisel gıda tüketenler, veganlar için, aynı zamanda inek sütü tüketmeyenler, laktoz intoleransı olanlar için alternatif düşük kalorili, düşük yağlı bir badem sütü yapacağız. Hmm, böyle şey derler ya, işte süt içtim, midem gaz yaptı, karnım şişti gibi sorunları olan birçok insanın rahatlıkla tercih edebileceği bir süt yapımı, yani badem sütü yapıyoruz, aynen, şimdi burada. Ama sadece sorunu olanlar değil, normal olarak insanlar da tercih edebilir bunu, değil mi? Kesinlikle öyle. Hayvansal gıda tüketmek istemeyenler, aynı zamanda içerisinde E ve D vitamini çok fazla olduğu için yaşlanmak istemeyenler, anti-aging özelliği çok yüksek bir süttür kendisi. İşte şu yaşlanmak istemeyenler, evet, dedin ya, orada benim hemen bir kalbimi cezbettin. Peki bizim malzemelerimiz neler? Hemen not alıyoruz arkadaşlar. Mutlaka hemen ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz. Bir bardak badem mutlaka kullanacağız. Peki bu badem kavrulmuş badem mi olacak, taze badem mi olacak? Kesinlikle çiğ badem olacak ve geceden 12 saat bekletilmiş, suda bekletilmiş. Biz bir an önce süzdük bunu. Tamam. Geceden 12 saat bekletilmiş, suda bekletilmiş ve kavrulmamış. Yani çiğ olarak canlı kavurursak her şeyi, nasıl vitamini ölüyorsa badem için de aynı şekilde. Tamam. Badem sütünü yapabilmek için 1'e 2 oranına ihtiyacımız var. 1 bardak bademimiz varsa 2 bardak suyumuz olacak. 2 bardak bademimiz varsa 4 bardak suyumuz olacak. Yani ona göre oranı siz belirleyebiliyorsunuz. Kesinlikle. Sonrasında da badem sütümüzü yaptıktan sonra çok sağlıklı milkshake gibi bir
milkshake hazırlayacak badem sütü. Bir dakika, badem sütü için sadece su ve suda bekletilmiş taze badem yeterli yani. Aynı zamanda bir de tülbent olabilir. Bayan çorabı, kullanılmamış bayan çorabı olabilir. Süzmek için tülbent, badem, su ve tülbent ihtiyacı. Onu yaptıktan sonra milkshake yapacağız. Evet. Onun için malzemelerimiz neler? Muz, kuru hurma, çiğ kakao ve chia tohumu. Ah, bu chia tohumu zaten hayat kurtaran. Evet, kesinlikle. En sevdiğim, en sevdiklerimden faydalı diyebilirim. Faydalı yağ asitleri bol. Peki başlayalım mı yapmaya? Tamam, hemen başlayalım. Tamam. Blender'a da ihtiyacımız var bunun için mutlaka. Blender olmadan olmaz mı? Olmaz. Peki. Olmaz. Hani şöyle bademleri hani böyle eze yapsak ve karıştırsak olmuyor. İlla blender mi gerekir? Çok uğraşmanız gerekebilir. Minimum bir saatinizi alır. O yüzden blender çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz. Bir bardak bademi döküyorum. İyice dökelim. Evet. Tamam. Buna hemen aynı bardakla ölçüsü tam olsun diye aynı bardakla iki bardak su koyuyorum Selen'ciğim. Çok da basit yapımı. Çok basit. Aslında. Aynı zamanda hani paketlenmiş süt tüketmek istemeyenler, organik açık süt bulamayanlar, evlerinde çok kolaylıkla yapabilecekleri bir süt tarifi. Sadece veganlar veya düşük kalorisinden ziyade kalsiyumu da çok yüksektir. Normal inek sütüyle aynıdır kalsiyumu. Protein değeri daha düşüktür sadece. Bir de iki ufkesi. Bence oldu. Bundan sonra tülbent olabilir. Ben çok severim bu arada badem sütünü. Tülbent olur. Direkt sana ve konumuza ikram ederiz. Tülbent olabilir. Evde kullanılmamış bayan çorabı olabilir. Bu herkesin evinde aslında bulabileceği ürünlerle çok rahatlıkla yapılabilecek bir tarif. Çıkarabilseydim. Şöyle çevirirseniz herhalde. Tamam. Tamamdır. Evet, bu şekilde. Su ve bademi blenderdan geçirdikten sonra ve bademlerin içinde iyice ezildiğine ve yok olduğunu gördükten sonra tülbent yardımıyla veya kullanılmamış kadın çorabı yardımıyla süzgeçten geçirerek sürahiye dolduruyoruz. Peki bu bekletilecek mi? Hayır. Yoksa artık içime hazır mı? İçime hazır kendisi süzüldükten sonra hiçbir şekilde bekletilmeden aynı inekten süt sağar gibi tülbentten biraz. Ay gerçekten çok böyle sağlıyormuş evet, bir aynen havası öyle oldu. Ama biraz bekleyelim zaten o kendi biraz kendine. Biraz bekleyelim. Hı-hı. Ben bu sırada. Peki lezzet farkı oluyor mu? Kesinlikle. Yani normal süt ve bu badem sütüyle yapılacak milkshake'de bir lezzet farkı olur mu? Şöyle olmaz. Hatta insanlar bunu daha çok seviyor diyebiliriz. Yani lezzet farkı olmuyor. Aksine hem düşük kalori oluyor hem aynı zamanda da ben bunu... O kendi kendine zaten biraz daha süzüldükten öyle sonra çıkması bence kolaylaşacak. Aynen, kesinlikle. Peki o zaman şöyle yapalım mı Dişat'cığım? Biz sütümüzün kendi kendine süzülmesi için bekleyelim. Ben de bu arada stüdyodaki konuğumun yanına tabii gideyim. Ki. Sen de bu arada tarifini ve malzemelerini saydığımız milkshake yapımına da başlarsın. Ondan sonra ben tekrar gelir. Anlaştık. Bu lezzetlerden mis gibi tadarım ve sağlığıma kavuşurum. Adeta ekran başındaki seyircilerim gibi. Boşanan çiftlerin hakları neler? Kadına şiddetten boşanma sıklığı nedir? Nafaka ödemesi zorunlu mudur? Neye göre belirlenir? Avukat Hazal Karaoğlan tüm merak edilenleri cevaplayacak. Şimdi. Herhalde izlediniz bizim şu anda İzledim, verdiğimiz tarifi. İzledim, çok güzeldi. Ben de en kısa zamanda deneyeceğim. Dikkat eder misiniz böyle siz de elimden sağlıklı beslenmeye? Elimden geldiği kadar evet dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi bu badem sütü tarifini artık evde de yaparsınız. Zaten Dilşat da bitirdikten sonra bize tattıracak ki eminim çok güzel olacaktır. Tamam, tabii ki zevkle. Tamam, peki o zaman şimdi konumuza gelecek olursak bu kadar sağlıktan, güzellikten bahsettikten evet sonra hayatın gerçekleri de var. Doğru. Aşk var, sevgi var. Bunlar daha sonra imzalara gidip evlilik bir yuva çatı altında birleşmeler, güzel güzel temennilerle ileriye dönük planlar var. Fakat gel gelelim ki günün birinde bunlar bozuluveriyor. Doğru. Ve çiftler boşanmak zorunda kalıyorlar. Tabii ki evlenmek olduğu kadar boşanmak da hayatın bir parçası mutlaka. Peki bu boşanmadan sonra çiftlerin hakları nelerdir? Tabii.
Şimdi boşanmada, boşanmanın pek çok sonuçları var. Öncelikle taraflar birbirlerine eğer kusur oranına göre maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalıyorlar. Şöyle ki boşanma sebebiyle mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen kişi daha az kusurlu olmak kaydıyla daha fazla kusurlu olan taraftan maddi tazminat talep edebiliyor ya da hiç kusuru olmayabilir. O kişi karşısındaki kişi sebebiyle boşanma gerçekleşiyorsa o zaman da bir maddi tazminata hak kazanıyor. Mesela evlendiği zaman adamlar ya da işte genellikle böyle oluyor Türkiye'de artık çalışmanı istemiyorum diyor kadınlara. Bu bir maddi tazminat sebebidir. Artık çalışmayacaksın, evet. Ben senin geçimini temin edeceğim. Ama sonra adamın kusuru yüzünden boşanma gerçekleşiyor. Evlilik birliği sona eriyorsa tabii ki burada kadın için bir tazminat hakkı doğuyor. Peki böyle olmadığı halde diyelim ki kadın bu ilişkiden çok sıkıldı. Adam da çalıştırmadı ama ayrılmak istiyor. Orada kusur durumuna bakıyor hakim. Yani maddi tazminatın koşulu ya karşısındaki kişiden az kusurlu olacak ya da kusursuz olacak. Yani o şekilde. Buradan anlıyoruz ki kadınlar hiçbir koşulda işini bırakmasınlar. Evet, kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum. Ayrıca da mesela sadece o değil, kocasının çok iyi bir hayat standartı vardı. Kadına çok iyi bir yaşam standartı sağlamışken yine kocanın sebebiyle boşanma son bulursa yine maddi tazminat sebebidir bu. Hep ama kusurlu taraf. Tabii. Güçlüyse evet. Bedel ödemek durumunda kalıyor. Evet, mutlaka kalıyor. Ama güçsüz taraf kusurluysa? Şöyle, maddi yönden güçsüz taraf kusurluysa maddi durumuna göre maddi tazminat belirleniyor. O kişinin ödeme güç durumuna göre. Hiç ödeyecek durumu yoksa? O zaman tabii ki olmayacak. Sembolik bir şey olabilir belki. Manevi tazminat hakkı da böyle kusurlu bir davranışı sebebiyle eşlerden birinin diğer eşin kişilik haklarına bir saldırı olmuş oluyor. Mesela evden kovmuşsa, aldattıysa, herkesin içinde hakaret ettiyse, darp ettiyse bunların hepsi kişilik haklarına saldırı olduğu için o kişide eziklik, bütünlük duygusunun yok olması, değersizlik hissi, eğer mesela aldatmayı bütün toplum duyduysa onun verdiği yara çok daha büyük olmuş oluyor. Bir nebze olarak onu hafifletmek amacıyla yasa koyucu tarafından düzenlenmiştir. Peki hiçbir aldatma olmadı diyelim ama bahsettiğiniz konular var, işte aşağılama veya kadını mutlu etmemek, yeterli derecede ilgilenmemek, ilişkiye yeterli özeni göstermemek. Tabii, ve kadın da boşanmak istiyor, mutsuz çünkü. Tabii. Ama gidecek ekonomik durumu yok. Kocasından sebep. Çünkü kocası çalıştırmamış. Kocasından o zaman hala hak talep edebiliyor mu? Tabii. Orada çünkü şimdi eşlerin birbirine karşı hem sadakat, sevgi ve saygı gösterme yükümlülüğü var evlilik kurumu içinde. Seveceksin beni. Yani o şekilde mutlaka bir özen gösterme yükümlülüğü var. Eğer hiç ilgilenmiyorsa o kişi kendisini değersiz hissetmiş olacak. Tabii ki bu bir tazminat sonucunu doğurur. Peki o zaman yani böyle sevginiz ve aşkınız bittiyse ben para yüzünden kalmak zorundayım, aman da boşanamıyorum gibi bir sıkıntıya girmeden gerçek duygularıyla insanları evet. yaşayacağı özgürlükte yasalarımız var. Evet tabii ki. Haklarını koruyorlar var. Yani tabii insanların. Tabii ki, çok doğru. Evet. Peki burada bir de çocuklar var. Evet. Böyle evlilikler, güzel başlayan evliliklerin bir de meyveleri evet. oluyor ki hal böyle olunca boşanmada bir velayet durumu söz konusu oluyor. Velayet neye göre belirleniyor? Velayet çocuğun temsil edilmesi ve korunmasına ilişkin hukuksal hakların bütününe verilen isim. Velayet genellikle annesine çok muhtaç olduğu için yaşı küçük çocuklarda anneye veriliyor. Fakat tabii ki babayla mutlaka görüş günleri düzenleniyor. 15 günde bir görüşme ya da Şubat tatilinde ve yaz tatillerinde babayla görüşmeye karar veriliyor hakim tarafından. Eğer 12-13 yaşındaysa çocuk, ebeveynler salondan çıkartıldıktan sonra hakim tarafından onun görüşü de alınabiliyor. Ha, çocukların tercihi de evet, burada geçerliliği var yani. Son zamanlarda Yargıtay içtihatlarında ortak velayet de geldi. Eğer anlaşırsa ebeveynler, çocuk annede kalmış olsa bile bu tarz önemli hakları kullanmada ortak beraber karar verebilecek. Kadına şiddet evlilikte maalesef ki aslında bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın evet. genelinde olan bir şey. Doğru. Çünkü hani bizim eşdeğer olduğumuz insanlığımız fakat maalesef eşit olmadığımız konu bu, kas kuvvetini erkeğin maalesef kadının üzerinde kullanıyor olması. Doğru. Burada kadın hakları neler?
Şimdi tabii ki bize gelen boşanmalarda da çok var bu şiddet. Bu üstelik okumuş kesim ya da cahil kesim arasında da fark yok. Hemen hemen yakın birbirine yani gelen başvurular. Yani son zamanlarda özellikle magazin gündemini sarsan Sıla ve Ahmet Kural olayı bile bizi çok büyük şoka uğratan bir örnekleme oldu. Evet, orada şimdi tanımı şöyle yapmak gerekirse gerek özel alanda gerek kamusal alanda kadının zarar görmesi ve acı çekmesine sebep olacak her türlü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet şiddetin tanımı içinde alınabiliyor. Fiziksel şiddet bedensel bütünlüğüne acı verici her türlü eylem. Bu içinde tabii ki psikolojik şiddeti de barındırıyor. Ama diyelim ki fiziksel şiddet olmadan da psikolojik şiddet herkesin içinde demin örnek verdiğim gibi aşağılama, küçük düşürme. Hı hı. Bunun yok için sayma. Şahit mi olması lazım? Tabii bunu biz mutlaka şahitle ispatlayabiliriz duruşmada. Yakın akrabalar da şahit olarak dinletilebiliyor. Çünkü yakın ilişki içinde olan kişiler bile bir buna şahit olacağı için yabancılar bilemez. Hı hı. Onları dinlettiğimizde ispatlamış oluyoruz. Hı hı. Artık günümüzde o telefonların çok kullanılmasıyla mesajlar vesaire hepsi delil. Nafakayı kimler ödemeye mahkumdur diyeyim yani ya da kimler ödemek zorundadır? Şimdi nafakada tabii ki çocuk genellikle annesiyle kaldığı için çocuk için mutlaka bir nafaka ödenmesine karar veriyor. Davayı açarken biz bunu zaten istediğimizde hakim tensip zaptıyla o ilk zabıtla birlikte tedbir nafakası olarak buna hükmediyor. Annenin de eğer durumu kötüyse ve ihtiyacı varsa, çalışıyor olsa bile babanın durumu daha iyiyse anneye de nafakaya hükmedilebiliyor. Kararla birlikte çocuk için bu iştirak nafakası, anne için yoksulluk nafakası adı altında devam ediyor. Çocuk 18 yaşına geldikten sonra üniversiteye gidecekse de yine yardım nafakası olarak devam edebiliyor. Peki bu nafakayı aynı şekilde kadın da ödemeye mahkum değil mi? Eğer erkekten evet. daha üst seviyede gelir sahibi ise. Ve kadın kusurluysa, adamın hiçbir kusuru yoksa yasadaki yeni düzenlemeye göre tabii ki erkek de talep edebiliyor. Pek sık olmuyor bu günümüzde, pek rastlanmıyor ama öyle bir hak yasada düzenlenmiş, çok doğru. Peki Azal Hanım, bu evlilik akitleriyle alakalı ne diyeceksiniz? Evlenmeden önce şimdi artık sözleşmeler yapılıyor. Ha evet, doğru. Bu doğru bir şey mi? Yapılmalı mı? Ne ya, kadar doğru? Ben onu konuda tarafların tamamen özgür iradesi söz konusu. Mal paylaşımı için herhalde siz bana bunu sordunuz. Şimdi eskiden mal ayrılığı rejimi geçerliydi 2002 senesinden önce. O zaman ama ev hanımlarının... mağdur oluyordu öyle bir düzenlemeyle. Haklarını alamadıkları için bu getirildi. Çünkü evde çalışıyor. Kayıtsız bir sürü emeği var. İşte ütü yapıyor, çamaşır, bulaşık, çocukları erkenden kalkıyor, okula bırakıyor vesaire. Yani burada bu emeğin karşılığının olması gerekiyordu. O sebeple edinilmiş mallara katılma rejimi getirildi 2002 senesinden sonra. Bu rejime göre de 2002 senesinden sonraki evliliklerde evlilik birliği içinde edinilmiş mallar yarı yarıya sayılıyor. Yani ev hanımı olsa bile kocası bir takım kazanımlar elde etmişse 2002 senesinden sonra yarı yarıya. Evet, sohbetimizin başında sevgili Dilşat badem sütünü hazırlamıştı. Şimdi milkshake de yaptı biliyorsunuz. Evet. Siz de merak ediyorsunuz tadını değil mi? Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum tekrar güzel ben sohbet için. Ben teşekkür ederim. Dilşat'ın yanına gidiyorum. Beraber içeceğiz sütten. Tamam. Size de tattıracağım. Tamam, şimdi ben bir bakayım bakalım sütümüz nasıl oldu, milkshake'imiz nasıl oldu? Herkes ekran başına. Mutluluğun altın kurallarını merak ediyorsanız bu bölümü sakın kaçırmayın. Bizi ne mutsuz ediyor? Değiştiremiyorsak da ona yönelik algılarımızı değiştireceğiz aslında. Aile danışmanı Sibel Deniz Toledo mutlu olmanın yöntemlerini az sonra Hayat Akarken de anlatacak. O işte sevgilisiyle el ele kol kola poz veriyor. Benimki yanımda bile oturmuyor. Bu hazırladığımız kendiliğinden süzülen badem sütümüz, koklayabilirsiniz. İnanılmaz güzel. Harika. Kokuyor. Gerçekten çok güzel. Ve aynı zamanda cilde de çok iyi geliyor. Hemen hemen yap cilde dedin. E vitamini açısından. Cilde iyi gelen her şeyi yeriz, içeriz, seve seve tüketiriz efendim. Aynı zamanda. Hazal Hanım, siz de bir bayan olarak güzelliğine düşkün bayanlarız artık hepimiz. Ki belli oluyor ne kadar hoş bir bayan olduğunuz. Çok siz de bakıyorsunuz ederim. Herhalde kendinize siz değil de mi? Öylesiniz. Siz de böyle alabilir önce. Miyiz? Beraber tabii. Tadalım, tabii. Beraber bakalım. Biraz önce hazırladığımız sütün içerisine ben şimdi bir tane muz ekliyorum. Yapar mısınız siz de böyle şeyler? Yaparım. Şimdi artık tariflerinize badem sütü ve milkshake'i de katacağız. Biliyorsunuz. Şimdi... Ha pardon. Özür dilerim. Biz kadınlar kakaoyu çok severiz. Aynı zamanda çikolatalı bir milkshake içiyor gibi olmak için bolca kakao koyuyorum.
ve tatlandırsın. Aynı zamanda iyi bir ara öğün olarak da kullanabilirsiniz. Bunu sabah kahvaltısında da kullanabilirsiniz. Çok güzel. Hurma koyuyorum 4 tane. En son da chia ile süsleyeceğiz. Tam oturmadı herhalde. Sağlıklı beslenmek gerçekten insanı çok dinamik yapıyor, kilosunu etkiliyor, evet. Yüzünü gözünü etkiliyor. Güzel oluyoruz değil mi Dilşat? Evet. Bu arada bir bilgi daha vermek istiyorum. Bir bardak yaklaşık badem sütünde normal içtiğimiz inek sütünde 160 kalori kadar varken badem sütünde yalnızca 40 30-40 arasıdır. Kalori açısından da biz bayanlar biliyorsunuz süper. Çok dikkat ederiz. Evet. Kesinlikle. Hani bunu içerken hiçbir şekilde vicdan azabı çekmemenizi. Çekmeden önce konumuza tattıralım. Ben çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ki süt çok besleyici bir gıda olduğu için. Çok lezzetli. Özellikle diyet sütler tercih ediliyor. Kesinlikle. Bu badem sütünde kendimiz yapıyoruz. Hazal Hanım'a çiyasız vermeyelim. Tamam. O çiyalar bir de böyle büyüyor mideyi de tok tutuyor değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Eğer bu şekilde de kullanabilirsiniz. Geceden eğer bunu mesela bu şekilde geceden dolaba koyarsanız sabah resmen ağzınızın içerisinde 1 milyon baloncuk varmış hissiyle çok puding güzel. Olarak da tüketebilirsiniz. Yalnız bu çok keyifli bir şey. Harika. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Şimdi genelde sağlıklı yiyecek ve içeceklerin lezzetsiz olduğuna kanaat eder insanlar. Çünkü lezzetlerine aslında alışık olmadığımız kesinlikle. İçin değil mi? Kesinlikle. Alışmışız böyle ballı, bademli, ağır ağır yemeklere. Kesinlikle. Böyle hafif gıdalar tüketildiği zaman sanki lezzetsizmiş zannediliyor ama inanın çok lezzetli, çok da keyifli içimi. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Çok lezzetli, tadımlık tattık ama program sonrasında ben bunu bitireceğim. Kesinlikle. Ne zaman isterseniz. Ayaklarınıza sağlık. Bu güzel tariflerinizden yararlanacağız, bilgileneceğiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim konuklarımı sevgiyle uğurlarken aile danışmanı Sibel Deniz Toledo bizlerle beraber olacak. Birazdan. Mutlu olmanın yöntemleri neler? İnsanlar neden mutsuz olur? Mutsuzluğu ortadan kaldırmak için neler yapmalıyız? Aile danışmanı Sibel Deniz Toledo, mutsuzluk duygusuyla nasıl baş edebiliriz'i anlatacak. Şimdi. Sevgili izleyicilerimiz, biraz önce aile, boşanma, nafaka gibi maalesef tatsız konulardan bahsettik. Ama bu konuların olmaması için neler yapmalıyız? Ne gibi yöntemleri vardır mutlu olmanın? Aile danışmanı Sibel Deniz Toledo bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum burada sizlerle olduğum için. Ne güzel bir şey. Mutlu olmak ve mutlu etmek adına zaten biz de buradayız. Seyircilerimizi o yüzden ekran başına davet ettik. Gelin hep beraber mutlu olalım diyoruz. Aynen. Ama maalesef bu aralar bir mutsuzluktur gidiyor. Çok fazla var. Ben uzman psikolog olarak çok fazla danışanımla evet bir şeyler yolunda görünüyor. Bariz bir sebep yok ama mutsuzluğumu çok fazla duymaya başladım son dönemlerde. Ya ben kızımdan bile biliyorum. Odasına giriyorum böyle oturuyor. Kızım ne oldu diyor. Çok mutsuzum anne. Kızım neyin var bilmiyorum. Hı hı. Bu ama genel arkadaşlarım da böyle. Ne haber ne yapıyor? Ay çok mutsuz. Ne oldu bilmiyorum. Çünkü tanımlanacak bir şey de yok ortada. Yani sorsanız hani belirli tanımlayabilecekleri, onları mutsuz eden bir şey de yok gibi görünüyor. Ama evet hissettikleri o duygu mutsuzluk duygusu. Peki biz bu mutsuzluk duygusundan nasıl kurtuluruz? İlk başta aslında altta yatan sebebi tespit etmek gerekiyor. Yani bizi ne mutsuz ediyor? Bunu bulmadan bununla baş etmemiz ya da bu duyguyu değiştirmemiz, dönüştürmemiz pek mümkün değil. Tabii bunlar neden olabilir? İşimizden mutsuz olabiliriz. Eşimizden mutsuz olabiliriz. Yaptığımız seçimlerden mutsuz olabiliriz. Yaşadığımız hayatın içerisindeki bir takım kendimize vakit ayıramamak gibi, kendimizi öncelik sırasında önlere koymamak gibi sebeplerden dolayı mutsuz olabiliriz. Önce bunu tespit etmek gerekiyor. Peki bu tespit ettiğimiz şeyleri değiştiremiyorsak ne yapacağız? Değiştiremiyorsak da ona yönelik algılarımızı değiştireceğiz aslında. Ve bu sefer eğer o alanı değiştiremiyorsak diğer alanları güçlendirip o alanlarda mutlu olarak aslında diğer taraftaki kaynaklarımızı güçlendireceğiz. Yani evet orada 11'in bizi mutsuz eden bir şey var. Onu değiştiremiyoruz.
Okey, o zaman diğer zamanlarda, diğer alanlarda bize 20 birim, 30 birim, 50 birim mutlu edecek başka şeyler bulacağız. Yani oraya, algımızı oraya sadece şey yapıp, konsantre edip diğer tarafları görmemezlikten gelmeyeceğiz. Aksine öteki taraflara daha çok ilgimizi dağıtacağız. Bunun için de size ihtiyacımız oluyor tabii ki. Şöyle, evet, çünkü oraya çok sıkışmış hissediyor. Hangi alansa bu, çok fazla sıkışmış hissediyor, çok fazla çaresiz hissediyor aslında. Bunu değiştiremiyoruz derken algımızı da değiştirebiliriz ya da içinde bir takım ufak ufak şeyleri bize daha iyi hissettirecek şekilde dönüştürebiliriz aslında. Aslında çok güzel bir şeye değindiniz. Genelde toplumda şöyle bir algı mı diyeyim ya da endişe duygusu mu diyeyim ya da bilmemekten kaynaklı bir söylem mi diyeyim. Terapistlere veya psikologlara gidildiği zaman ben ne konuşacağım ki? Ya da işte hayatımdaki maddi sıkıntımı bitiremiyorum ki, psikolog mu bunu çözecek ya da çok mutsuzum, aile terapistime gideceğim de bunu nasıl değiştirecek ki? Durumu değiştirmekten ziyade durumla yaşamayı ve onunla mutlu olmayı öğretmek galiba, değil mi amaç? Burada amaç hem bununla mutlu olmayı öğretmek, bununla baş edecek kaynaklarını görmesini, fark etmesini sağlamak. Şöyle oluyor, özellikle daha önce hiç terapist deneyimi olmayan, ilk seansa gelirken geldim ama ben ne konuşacağım bilmiyorum. Ya da daha ilerleyen seansa bugün geldim Sibel Hanım ama ya gelirken düşündüm ne konuşacağımı bilmiyorum diyor. Ama o seans, en çok konuştuğu seansa o seans oluyor genelde, öyle bir durum var. Peki arkadaşla yapılan sohbet ve profesyonel bir danışmanla yapılan sohbet arasındaki farkı burada biraz konuşalım mı? Tabii ki. Şu da var çünkü genelde ben nasıl olsa her şeyimi arkadaşlarımla paylaşıyorum ya da annemle paylaşıyorum. Benim çok akıllı, çok iyi bir arkadaşım var. Ona içimi yeterince döküyorum, bir de bir gidip psikoloğuma anlatacağım. Şöyle sorularına siz ne diyorsunuz? Şöyle, birincisi arkadaşınızla aranızda bir duygusal bağ var. Arkadaşınız size ne kadar objektif bir geri bildirim, yorum verse de sizinle olan o bağdan dolayı sizin lehinize ya da sizi iyi hissettirecek yorumlar verecektir. Yani gerçeği sizin yüzünüze bir yere kadar vurabilecektir. İkincisi, tabii ki bizler bir de eğitim alıyoruz. Yani dışarıdan nasıl görülüyor olay, bununla baş etme teknikleri nelerdir, neler yapılabilir noktasında bizler lisans hayatımız boyunca, yüksek lisansa farklı terapi teknikleri eğitimlerinde eğitim görüyoruz. Tabii ki bu da çok büyük bir artı. Sonuçta konuştuğunuz arkadaşınız kendi yaşam deneyimlerinden çıkarak size bir yorumda bulunacaktır. Kendi bilgilerinden çıkarak size bir yorumda bulunacaktır. Ama bizler bir eğitim sonucunda bir yorumda bulunarak kişiye yol göstermeye çalışıyoruz. Peki, en büyük fark bu aslında. Yani burada sizin olaya profesyonel yaklaşıyor olmanız, duygusallıktan ayrıştırarak o zaman daha doğru yönlendiriliyor. Evet, demek ki buradaki sorumuzun cevabını da bu şekilde almış oluyoruz. Çünkü gerçekten ben bunu çok duyuyorum. Ben nasılsa konuşuyorum, gidip bir de beni tanımayan bir insana ben kendimi anlatsam beni ne kadar anlar? Şunu da eklemek istiyorum. Bir de bizler doğru soru sormayı öğreniyoruz. Yani işimizin bir kısmı da doğru soruları sormak. Belki kişinin kendisine bile sormadığı, sormayı aklına getirmediği soruları onların anlatımlarından yola çıkarak kişiye soruyoruz. Bu da kişiye farklı düşünce kapıları açıyor aslında. Peki hiçbir sorunu olmayan bir insanın da danışmana ihtiyacı var mıdır? Eğer çevresiyle paylaşamıyorsa, bir anısını, bir travmasını ya da İçini dökmek konusunda sınırları varsa, bir yere kadar dökebiliyorsa belki de vardır. Çünkü tanımadığınız bir insana sizi yargılamayacağını, sizin olan ilişkisinin profesyonel bir ilişki olduğunu bildiği için bu ilişkinin etkilenmeyeceğini bildiğinde çok daha kolay içimizi dökebiliyoruz aslında. O anlamda buna ihtiyacı varsa tabii ki vardır. Bazı insan da İçinde ne yaşadığını hiç dışarıya da belli etmez. Hatta kendine bile inkar eder. Çünkü hani bir toplum baskısı vardır ya, aman o ne der, komşum ne der, abim ne der, babam ne der. Çok fazla var, çok fazla var. Şu buradan kaynaklanan da kişinin kendine yönelttiği suçlamalar var ki bir mutsuzluk sebebi de bu. Toplumun ona söylediği yargılamalardan ya da onların oluşturduğu fikirlerden işte
benim aslında bunlara şükretmem lazım. Ben aslında bunları dert etmemeliyim ya da ben bununla ilgili bir dert paylaşırsam bana ne diyecekler? İnsanlar benim aklımda yargılayacaklar, beni başarısız görecekler, beni yetersiz görecekler, beni güçsüz görecekler. Hı hı. Ben bunlarla mücadele ediyor olmalıyım. Fikirlerinden ve kendine yönelik bu negatif suçlamalardan, düşüncelerden aslında bu da onu mutsuz ediyor. Aslında en önemli şey mutsuzlukla kabul etmek ve önce onunla bir ilişki kurmak. Mutsuz olduğunu bilmek. Evet. Ama nedenini anlamak. Evet. Ama bu da sizin sayenizde keşfedilen evet, bir durum. Mutsuzlukla yüzleşip onunla aslında doğru ilişkiyi kurmak, onunla savaşmamak. Yani ben mutsuz olmamalıyım, bende bir sıkıntı yok. İlişkisi yanlış bir ilişki. Kişiyi daha çok mutsuz eden bir ilişki. Peki biz mutsuz bir insanı nasıl tanımlayabiliriz? Yani o insanların sosyal ortamlardaki davranış biçimleri nelerdir? Ne yapıyorlar mesela? Yaptıkları şeyden daha az keyif alıyorlar. Yüz ifadeleri daha solgun, daha böyle bezgin dediğimiz ifadelerde oluyor. Daha az iletişimde bulunuyorlar. Daha böyle yani görevlerini daha böyle robotik, yani evet yapmış olmak için yapıyorlar. Gülmeden. Evet, hani bir şey kendilerinden bir şey katmadan, gülmeden, keyif almadan yapıyorlar. Sürecin ve anın içinde olmuyorlar aslında. Hep kafalarında işte şöyle olursa şöyle olur. Ama burada böyle bir sıkıntı var. Onunla nasıl baş ederim? Bu bununla nasıl? Ama ya orada onu derse falan. Hakikaten sürekli kafalarının içindeki o seslerle ve geleceğe yönelik yaşadıkları için aslında bulundukları anın içinde olmuyorlar. Zaten aslında onlar da göz teması da kurmuyor herhalde, değil mi? Evet, daha içeride, onların gözleri de içeride aslında. Yani kendi düşüncelerindeler. Aslında bu soruyu ben tabii daha ziyade aileler için sordum. Aileler bazen çocuklarının içinde bulundukları halveti ruhiyenin çok fazla farkına varamayabiliyorlar. Arkadaş ortamında ve sosyal ortamda biz böyle insanları belki anlayabiliyoruz. Ama herkesin tabii ki kendi derdi olduğu için o insanın nedenle bir mutsuzluk yaşadığıyla ilgilenmeyip belki toplumdan dışlanıyor, suratsız diye, mutsuz diye, agresif diye. Ama bu insanların yakın çevreleri herhalde bu durumu tespit edip bu anlamda yardımcı olmalılar, değil mi? Öncelikle şunu sormalılar. Yani ne hissediyorsun? Evet, mutsuzum. Şunu sor, genel bir sorudan soruluyor şu. Niye mutsuzsun? Bilmiyorum. Peki şu anda neye ihtiyacın var? Şu anda ne olması seni bir tık daha mutlu eder? Şu anda ne değişse kendini daha iyi hissedin. Şu soruları tekrar hatırlatalım mı? Ailenizde böyle mutsuz görünen, ruh sağlığından şüphe ettiğiniz bireylere neler sormanız gerekiyor ve aldığınız cevaplar sizi nedenli yardım almanıza yön verecek. Şimdi sizden o soruları tekrar alalım. Mesela bir anne çocuğuna ya da bir eş karısına ya da kocasına ne sormalı? Bence en önemli ve atlanan soru. Ne istiyorsun çok soruluyor ama neye ihtiyacın var? Çünkü bazen kişinin kendisi bile ihtiyacının farkında olamayabiliyor. Tabii bunun soru şekilleri de var, değil mi? Tabii ki. Neye ihtiyacın var senin değil. Hayır, şu anda seni kötü görüyorum. Hani neye ihtiyacın var? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Seni şu anda ne değilse biraz daha mutlu eder. Daha iyi hissettirir. Şu anda ne yapıyor olsan daha iyi hissedersin. Neleri kafanda çözmekle uğraşıyorsun şu anda gibi sorular aslında daha bizi kişiyi anlamaya yönlendirecektir. Evet, bunlar kişileri anlamak için başlıklar ve sorular ve aldıkları cevaplar da zaten o kişinin bir destek alması gerektiğini yeterince anlatıcı tavır olacaktır, değil mi? Evet, desteğe ihtiyacım var diyebilir, konuşmaya ihtiyacım var diyebilir. O sırada diyebilir ki mesela çocuğun, ya okulda arkadaşlarımın beni anlamasına ihtiyacım var. Demek ki kaynak orada, sosyal hayatta bir kaynak var. Öğretmenimin beni daha çok dinlemesine ihtiyacım var. İş yerindeki üstümün bana daha iyi davranmasına ihtiyacım var. Burası zaten oradaki ihtiyaç, yaşadığım mutsuzluğun kaynağı hakkında zaten size fikir veriyor. Yani ne değişse daha iyi hissedersin. Daha az çalışma saatlerim daha düzenli olsa daha iyi hissederim. Yorgunluk var, o onu mutsuz ediyor. Çalışma saatleri ona yorucu geliyor. Gibi. Bu durumda da herhalde insanların en büyük kaçış noktası sosyal medya oluyor, değil mi?
Evet. Ama sosyal medyanın maalesef iki yüzü var. Bir tarafı kaçış, kafayı dağıtma olurken bir tarafı da sosyal medyanın kendisi de çok büyük mutsuzluk kaynağı oluyor. Çünkü kişi oradaki gördüğü paylaşımlarla, oradaki fotoğraflarla, yazılarla kendi hayatını karşılaştırıyor. Ve bu karşılaştırma da eğer kendini daha aşağıda, daha zavallı, daha kötü durumda görüyorsa daha da büyük bir mutsuzluk sebebi olur. İşte o şimdi tatilde işte ayaklarını suya sokuyor, ben burada işte bir şeylerle çalışmak zorundayım gibi. Ya da işte o işte sevgilisiyle el ele kol kola poz veriyor, benimki yanımda bile oturmuyor gibi. Ah insanoğlu, ah ah diyorum ben insanoğluna. Burada Sibel Hanım, gerçekten şuradan sohbetimizden anlıyorum ki aslında mutlu olmak insanın kendi elinde. Ve sizlerin de destekleriyle ufacık sorunlarımızı büyütmeden, sizlerin desteğini alarak hayata çok daha pembe ve mutlu bir şekilde devam edebiliriz diyorum. Ve sohbetiniz için ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok, çok keyifli teşekkür. Bir sohbet ben oldu çok Sibel Hanım. Ben de çok keyif aldım, çok sağ olun. Bundan böyle mutlu olmak için ne yapmamız gerektiği konusunda en azından biraz da olsa bilgi sahibi oldu sevgili izleyicilerimiz. Efendim, programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola, ilk program heyecanlarını verirsiniz. Siz beni gönlünüze koyarsınız eminim. Ben bugünkü programdan çok keyif aldım. Ben kendi adıma çok bilgilendim. Sizlerin de bilgilendiğine eminim. O zaman yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.